Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde Entity Framework Core eğitim serisinde Store Procedure yapılanmasını inceliyor olacağız. EF Core ile Store Procedure'ların nasıl oluşturulabileceğini ve nasıl kullanılabildiğini mümkün mertebe teferruatlı bir şekilde incelemeye çalışıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi bu tarz konularda olduğu gibi hani veri tabanı nesnelerine odaklı bir şekilde Entity Framework Core'u değerlendirdiğimiz konularda olduğu gibi arkadaşlar. O veri tabanı nesnesi, mevzu bahis olan nesne neyse onunla ilgili ufaktan bir giriş açıklama yapıp o şekilde bir girizgahla başlıyorum her daim. Dolayısıyla şimdi gelin Store Procedure nedir sorusunu sorarak dersimize başlayalım. Ardından konuyu detaylandıralım. Şimdi arkadaşlar Store Procedure bir önceki dersimizde incelemiş olduğumuz view yapılanması gibi kompleks sorgularımızı daha kolay bir şekilde sorgulayabilmemizi sağlayan bir fonksiyonalite özelliğine sahip yapılanmadır. Veri tabanı nesnesidir. Store Procedure, View'den farkı şudur ki View bir tablo gibi davranış sergiliyor. Store Procedure ise arkadaşlar bir prosedürdür. Yani parametreli bir yapılanmaya sahiptir. Bir fonksiyon gibi davranış sergiliyor. Tamam mıyız? Tabii bununla ilgili daha olması gereken kitabi bilgileri gidip internette konuya dair araştırma yaparak edinebilirsiniz. Çünkü Store Procedure yapılanması bu anlattıklarımın dışında da ekstradan katkılara sahiptir arkadaşlar. Örneğin her bir yapılan sorgulamada execution plan denen davranışı tekrar tekrar uygulamıyor vesaire. Tamam. Haliyle yapmış olduğumuz çalışmalarda daha az maliyetli sorgulamalar yapmamızı sağlayan bir veri tabanı nesnesidir diyelim. Şimdi bunu sadece şu kadarlık kısmıyla izah etmiş olalım. Hemen şöyle geliyorum. Diyorum ki store procedure yapılanması ya da procedure yapılanması arkadaşlar. Kompleks sorgu şöyle diyelim hatta. View'ler gibi kompleks sorgularımızı daha basit bir şekilde tekrar kullanılabilir bir hale getirmemizi sağlayan efendime söyleyeyim veri tabanı nesnesidir. Tamam mıyız? Bu şekilde bir açıklama yapalım. Hatta devamında şunu söyleyelim. View'ler arkadaşlar, view'ler tablo misali bir davranış sergilerken store procedure'lar ise fonksiyonel bir davranış sergilerler. Ve türlü artıları da vardır diyelim. Artıları da vardır diyelim. Şimdi bununla ilgili araştırmayı sizleri yönlendirmiş olalım. Tabii Entity Framework Core'da arkadaşlar bizim buradaki temel gayemiz veri tabanı nesnelerini öğrenmekten ziyade bildiğimiz veri tabanı yapılanmalarını Entity Framework Core tarafından nasıl kullanabileceğimize odaklanmak. Dolayısıyla bu şekilde bir açıklamayı yeterli buluyorum. Bundan sonra direkt Store Procedure yapılanmasının Entity Framework Core ile nasıl konfigüre edilebileceğini incelemeye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bir Store Procedure'ı oluşturabilmek için nasıl bir davranış sergilememiz gerekiyor? Tabii bu soruyu cevaplamadan önce örneklendirme sürecinde kullanacağımız veri tabanını sizlere göstermek istiyorum. Aslında pek fazla gösterilecek bir şey yok. Çünkü bir önceki dersimizde ve bundan önceki derslerin birçoğunda kullanmış olduğumuz veri tabanı yapılanmasının ta kendisini kullanıyoruz. Person'larımız var, order'larımız var. Bir de arkadaşlar seed datalarımız var. Bu vaziyette ben bunların hepsini veri tabanına migrate etmiş bulunuyorum görüldüğü üzere. Tamam mıyız? Burada şimdi kendimize göre bir store procedure yapılanması oluşturacağız ve onun üzerinden çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Şimdi store procedure'ı nasıl oluşturabiliriz diye sorarsanız eğer tabii ki de buradaki niyetimiz Entity Framework Core üzerinden store procedure'ların nasıl oluşturulacağını sorgulamak. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle bir genellemeye varalım artık. Bakın Entity Framework Core sequence yapılanması, tablo yapılanması ve constraint yapılanmaları yani bu saymış olduğum veri tabanı nesnelerini oluşturabilecek hazır bir mekanizmaya sahip. Amma ve lakin ne hikmetse view ki ne hikmetse demeyelim aslında olması gereken de bu. Netice itibariyle hani birazdan geleceğim. Şöyle diyelim Entity Framework Core view ve store procedure'larla ilgili hazır bir oluşturucu yapılanmaya sahip değildir arkadaşlar. Neden değildir? Çünkü bu yapılanmaların içerisindeki sorguları senin benim oluşturmam gerekiyor. Bunu Entity Framework Core bilemez. Yani senin oluşturacağın view'deki ya da store procedure'daki
arkada çalışacak sorguyu Entity Framework Core doğal olarak bilemeyecek. Bilemeyeceğinden dolayı bununla ilgili hazır bir oluşturucu yapılanma adamlar buna katmamışlar. Zaten katmaya çalışsalardı çok böyle kurallı bir yapılanma olurdu. Bunu kullanmaktansa şu andaki mevcut davranışı kullanmayı tercih ederdik muhtemelen. Velhasıl kelam. Şimdi sequence, constraint ve tablo veri tabanı nesnelerini oluşturmanın yollarını zaten biz bugüne kadar gördük. Bundan sonra view ve store procedure yapılanmalarını kullanacaksanız eğer view'de ne gösterdiysem store procedure'da da aynı şekilde oluşturma davranışı sergilemeniz gerekiyor. Yani arkadaşlar bir store procedure'ı oluşturabilmek için boş bir migration basıyoruz. Basacağımız bu migration içerisinde up fonksiyonunda store procedure'ı oluşturan create komutlarını oluşturuyoruz, yazıyoruz. Öyle diyelim. Ardından gün gelir belki bu migration'ı geri almamız gerekebilir. Down fonksiyonunda da oluşturmuş olduğumuz store procedure'ı drop eden komutlarımızı yazıyoruz. Bitti. Bakın bu kadar. Tamam mıyız? Şimdi gelin bununla ilgili adımlarımızı tek tek yazmaya başlayalım. View dersinde bu adımları sıralı bir şekilde yazıp uygulamıştık. Şimdi hepsini tek seferde yazıp ardından kümülatif olarak uygulayacağım. Hemen şöyle geldim. Birinci adım diyelim arkadaşlar. Boş bir migration oluşturunuz diyelim. Tamam, birinci adımda ne yapacağız? Boş bir tane migration oluşturacağız. İkinci adımda migration'ın içerisindeki up fonksiyonuna store procedure'ın diyelim create komutlarını yazınız. Down fonksiyonuna ise drop komutlarını yazınız diyelim. Üçüncü olarak ise yine aynı. Ne yapıyoruz? En son migrate ediyoruz. Migrate ediniz diyelim arkadaşlar. Bu kadar. Bakın bir store procedure'ı oluşturabilmek için Entity Framework Core üzerinden bu adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Şimdi gelin hemen pratiğe dökelim. Şöyle geldim. Şurayı bir boşaltayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Add Migration MIG 2 isminde bir migration basıyorum. Tabii MIG 1'i zaten dersin başlangıcında veri tabanı oluşturabilmek için kullanmıştım. Hemen şuraya ben bir şuraya odaklanayım. Nerede? Hah. Şimdi arkadaşlar bakın görüldüğü üzere MIG 1'imiz zaten vardı. Dersten önce bu veri tabanı migrate edebilmek için bu migration'ı kullanmıştım. 2'de ise store procedure ile ilgili çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Migration builder üzerinden SQL fonksiyonunu çağırarak burada store procedure ile ilgili kodlarımızı oluşturuyorduk. Şimdi store procedure'un kodlarını nasıl oluşturacağız? Bunun için de hemen şurada çalışmamızı yapalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle store procedure yapılanmasını kullanabileceğimiz bir senaryomuz olsun. Aslında çok da uzatmak istemiyorum. O zaman şöyle yapalım burada. Senaryo falan geçin arkadaşlar. Bir önceki derste ne yapmıştık mesela? Hangi persona kaç tane siparişi var? Bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Aynı çalışmayı bu sefer de store procedure üzerinden yapalım. Tamam. Hani ben bu kadarlık bir örneklendirme yapacağım. Sen bunu varsayacaksın ki böyle bir şey. Önceki derste konuştuğumuzun aynı mantığı. Tamam. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek. Ya hocam biz direkt store procedure eğitimine geldik. Gözünü seveyim önceki derslerden bahsetme diyeceksiniz. Oluyor çünkü bu tarz serilerde hususi olarak başlıklara gelen izleyici kitlelerimiz de var. Hani seriyi takip etmiyor ama ihtiyacı olan videoya odaklı bir şekilde çalışma sergiliyor. Ama ve lakin ben seriyi çektiğim için seri diliyle konuşuyorum. Tamam, yani bunda da sizin anlayış göstermenizi bekliyorum. Onun için önceden göstermiş olduğum bazı yapıları bazen hususi olarak farklı noktalarda bildiğinizi kabul ederek hiç bahsi olmaksızın kullanıyorum arkadaşlar. Hani o niyette gelen arkadaşlarımız mecbur, bilmiyorlarsa konuları. Hani tavsiyemiz seriyi baştan sona izlerlerse daha büyük faydaları olacaktır diyelim. Tamam, bu şekilde bir değerlendirmede de bulunmuş olalım. Şimdi devam. Şimdi şöyle bir sorgu oluşturalım arkadaşlar. Şimdi personlarımızı sorguladık. Ardından join diyelim. Orders'larımızı getirmiş olalım. On diyelim. Person'ımızın person ID'si üzerinden. Order'ın da person ID'si üzerinden. İlişkisel olan verilerin hepsini bu şekilde sorgulamış olalım. Ardından hemen şöyle geliyorum. Person'ımızın adını karşılığına kaç tane satış yaptığına dair bu şekilde bir sorgulama yapıyorum. Tabii ki de burada ne yapmamız gerekiyor? Gruplama işlemini unutmamamız gerekiyor. Evet, şu anda
hangi personel kaç tane satış yapmış buna dair bir bilgiyi edinmiş olduk. Tabi burada bir yandan orderlama işlemi de yapalım şöyle. Count'a göre descending order'ı çekelim. Tamam. Şimdi şunu da karıştırmayın arkadaşlar. Order by view'de kullanılmıyor. View'de kullanırken sıkıntı yaşanıyor. Ama store procedure yapılanmasında order by'da herhangi bir problem yaşamayacağız. Tamam mıyız? Onun için sorgumu bu şekilde oluşturdum. Şimdi benim gayem şu. Bu sorguyu her ihtiyacım olduğu takdirde tekrar tekrar oluşturmaktansa store procedure üzerinden bunu oluşturmak istiyorum. Hani store procedure üzerinden sorgulamak istiyorum. Böyle bir davranışı gerçekleştirebilmek için ilgili sorguyu arkadaşlar store procedure içerisine alacağım. Bunu nasıl yapacağım? Hemen geliyorum. Bir tane store procedure oluşturuyorum. Store procedure oluşturabilmek için proc ya da prosedür şöyle yazabilirsiniz. Ardından bir isim veriyorum. SP dedim. Ne diyelim mesela? Person orders diyelim. Tamam. Ardından S diyoruz. Ondan sonra sorgumuzu yazıyoruz. Vive çok benziyor. Bakın yapı olarak Vive neredeyse birebir aynı diyebiliriz. Sadece davranış olarak farklılık gösteriyor. Ona göre de zaten Entity Framework Core kısmında bu davranışa uygun bir kullanım süreci gerçekleştiriyor olacağız. Onu da birazdan göreceksiniz. Vive'de tablo sorgular gibi DB set üzerinden sorgulama gerçekleştiriyorduk. Burada öyle yok. Burada fonksiyonalite söz konusuymuş gibi hareket edeceğiz. Tamam. Yani ona uygun bir davranış sergileyeceğiz. Birazdan göreceksiniz. Zaten store procedure'larla ilgili önceki derslerimizden bir tanesinde biz bayağı bir tecrübe kazanmıştık. Bu SQL sorgularıyla ilgili çalışma yaparken. Hatırlıyor musunuz? Seriyi takip eden arkadaşlar ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlamış olacaklar. Velhasıl kelam. Şimdi sorgumuz bu. Ben dediğim gibi bu kadar yazdım. Sen bunu böyle kabul edeceksin. Bu sorguyu store procedure'la biz paketlemek istiyoruz ve bunun üzerinden kullanmak istiyoruz. Tabii ki de ben bunu burada execute etmeyeceğim. Bunu EF Core üzerinden migration'a gönderiyor olacağım. Hemen şöyle geldik. Sorgumu buraya veriyorum. Ardından arkadaşlar ne zaman ki bu migrate edildi o zaman burada up fonksiyonu tetiklenecek ve ilgili store procedure'ımızın veri tabanında oluşturulduğunu görmüş olacağız. Benzer mantıkla migration Builder üzerinden bir tane daha SQL oluşturuyorum. Bu sefer dikkat ederseniz Dan'da çalışıyorum. Niye? Çünkü gün gelecek bu migration geri alındığı takdirde burada da arkadaşlar biz oluşturmuş olduğumuz bu store procedure'ı geri almamız gerekecek. Bunun için de drop proc diyelim. Ardından store procedure'ümüzün ismini vermiş olalım. Tamam. Şu anda arkadaşlar EF Core üzerinden store procedure yapılanmasını oluşturabilmek için gerekli temelleri atmış olduk. Tamam mıyız? Şimdi bu inşadan sonra geriye ne kaldı? Migrate etme operasyonu kaldı. Update database diyerek bu operasyonu da gerçekleştiriyoruz. Haliyle şu anda bakın herhangi bir problemimiz yok. Demek ki store prosedürümüz başarılı bir şekilde veri tabanına gönderilmiş oldu. Hemen şöyle gelip bakalım. Görüldüğü üzere arkadaşlar ilgili prosedürümüz oluşturulmuş oldu. Tamam mıyız? Bu şekilde store procedure yapılanmasını EF Core üzerinden oluşturabilmekteyiz. Create edebilmekteyiz. Bir de bunun geri alınma durumunu tecrübe edelim. Hemen şöyle geldim. MIG 1 diyorum arkadaşlar. Migration 1'e sistemi geri almaya yeltendiğim zaman bakın bunda da herhangi bir problem söz konusu değil. Şurayı yenilediğim zaman store procedure yapılanmasının silindiğini görüyoruz. Evet gayet güzel bir şekilde entegrasyonu gerçekleştirmiş olduk. Ya o entegrasyon diyorum. Ne entegrasyonu? Sakın arkadaşlar düzeltiyorum. Bu bir entegrasyon değildir. Bu bir create işlemini nasıl konfigüre edebildiğimize dair bir çalışmadır. Haliyle burada çalışmamızı başarılı bir şekilde tamamlamış olduk diyelim ve devam edelim. Tamam mıyız arkadaşlar? Haliyle şöyle kapatalım. Şimdi oluşturmuş olduğumuz store procedure yapılanmasını nasıl kullanabileceğimizi değerlendirelim. Şimdi from SQL metodunu önceki derslerimizden hatırladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu metot üzerinden biz DB context nesnesi üzerinden bu metot sayesinde sorgulamalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi store procedure yapılanması bir fonksiyonalite davranışı sergilediğinden dolayı bunun execute edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu yapılanmayı from SQL üzerinden kullanacağız. Tamam mıyız? Nasıl kullanacağız? Hemen şöyle göstereyim. Şimdi bu arada biz store prosedürümüzü silmiştik. Şöyle update database'i bir çalıştıralım. Tamam, şu anda tekrardan şöyle bir bakayım. Evet, görüldüğü üzere geldi. Şimdi veri tabanı seviyesinde
herhangi bir store procedure yapılanmasını çalıştırabilmek için ne yapıyorduk? İlgili store procedure'ı arkadaşlar execute ediyorduk. Nasıl yapıyorduk bunu? Exec diyelim. Ardından person orders diyelim. Şimdi burada görmüş olduğunuz bu kodu çalıştırdığımızda vermiş olduğumuz store procedure yapılanması çalıştırılacaktır arkadaşlar. Görüldüğü üzere sorgunun neticesini burada almış oluyoruz. İşte bu sorguyu arkadaşlar EF Core üzerinde çalıştırmamız gerekiyor. Bunun için de from SQL fonksiyonundan istifade ediyoruz. Şimdi from SQL fonksiyonuyla store procedure yapılanmasını execute edebileceğimizi anladık. Lakin burada şöyle bir durum söz konusu. From SQL DB set property'leri üzerinden erişilebiliyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Demek ki from SQL'i kullanabilmek istiyorsak burada bir DB set tanımlamamız gerekecek anlamına geliyor. Şimdi burada şöyle bir aklınıza bir şey takılıyor olabilir. Dersiniz ki ya hocam sen biraz önce view'lerle ilgili tablo davranışları sergiledikleri için DB set property'si üzerinden çalışma davranışına sahiptirler ama velakin store procedure yapılanması bir fonksiyonalite özelliğine sahip olduğu için öyle değildir şeklinde bir cümle kurmuştum. Ne oldu şimdi? From SQL'i kullanabilmek için bizim DB set property'sine ihtiyacımız var diyorsun. Yani benim kafam karıştı hocam diyebilirsiniz. Ki kafanız karışmasın arkadaşlar. Şimdi from SQL ilgili store procedure yapılanmasını execute edeceğinden dolayı burada arkadaşlar sonuç olarak biz ne alıyoruz? Bir tablo alıyoruz değil mi? Bir tablo sonucu geliyor. İşte bu tablo sonucunu bizim ORM'in yapısı gereği bu tarafa eşleştirebilmemiz için bir entity karşılığı olması gerekmiyor mu? Gerekiyor değil mi? İşte bunu yapabilmek için arkadaşlar bizim illaki DBSet property'sine ihtiyacımız olacak. Ama dikkat! DBSet property'sini sen bir view ile eşleştirdiğinde direkt o DBSet property'si üzerinden sorgulama gerçekleştirebilirsin. Çünkü view başta da söylediğim gibi tablo davranışı sergileyen bir yapılanma. Ama store procedure yapılanmasını direkt DBSet üzerinden kullanmayacaksın. DBSet'in üzerinden dolaylı olarak arkadaşlar from SQL ile store procedure'ı tetikleyeceksin, execute edeceksin. Gelen verileri o DBSet'in entity türünde elde edeceksin. Onun için yine DBSet üzerinden bu işlemi gerçekleştireceğiz. Hani umarım anlatabilmişimdir. Şimdi gelin pratikte olayı daha net bir şekilde değerlendireceğiz kanaatindeyim. Şimdi gelecek olan verinin yapısına bakarsak hatta burada şöyle de yapalım. Şimdi gelecek olan verinin yapısında şuradaki kolonun ismini de belirtelim. Mesela ne diyelim buna arkadaşlar? Count diyelim. Şöyle geldim. Count diyelim buna. Şurası çalışıyor mu bir bakayım. Tamam çalışıyormuş. Buradaki sorguyu arkadaşlar şöyle alalım. Kod kısmına gidelim. Migration'ımızı tekrardan açayım. Burayı güncelleyeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle güncelleyelim. Evet. Ya da şöyle yapalım dur. Şuraya direkt count yazayım ben. Evet şimdi burada ilk önce migration'ımızı bir geri alayım. Ondan sonra tekrardan migrate dediğim arkadaşlar. Şöyle geldim. Bir daha migrate dediğim. Şu anda yaptığımız değişiklik direkt yansıdı mı bakalım. Evet görüldüğü üzere yansımış oldu. Store procedure üzerinden yapmış olduğum sorgulama neticesinde ilgili kolonumuz count olarak gelmekte. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada store procedure sorgusu neticesinde yani çalışması neticesinde gelecek olan tabloyu modelleyeceğimiz bir tane entity oluşturarak devam edelim. Hemen şöyle person order isminde bir entity oluşturuyorum. Name ve count isimlerinde iki tane property yerleştiriyorum ve burada arkadaşlar bu person order türünden DB setimizi bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi artık buradaki DB setimiz hani DB context üzerinden erişim gösterilebilecek bir DB set property'sidir. Haliyle bu bir tablo mudur, view midir, store procedure için kullanacağımız bir yapılanma mıdır? Bunu Entity Framework Core bilemez. Bununla ilgili temel bir konfigürasyona yine ihtiyacımız olacak. Şimdi arkadaşlar biz ne demiştik? Tüm entity'lerimizde illaki primary key olmak zorunda. Ha yoksa eğer bunu EF Core'a bildirmen gerekiyor. Şimdi geliyorum burada diyorum ki kardeşim bizim bu person order entity'sine sahip olan yapılanmanın herhangi bir primary key yok. Bilgin olsun. Ha ben bunu store procedure amaçlı mı kullanacağım yoksa başka bir şey amaçlı mı kullanacağım bu bana kalmış. Hani bu seni ilgilendirmiyor. Burada artık store procedure ile ilgili ekstradan bir bildirimde bulunamıyoruz arkadaşlar.
Sadece burada has no key diyerek en azından buradaki DB setin bir primary key olmayacağını bildirmiş oluyoruz. Tamam. Bundan sonra artık sorgulamamıza gönül rahatlığıyla geçebiliriz. Şimdi temel yapılanmayı oluşturduktan sonra yani bir DB seti store procedure execute edildikten sonra gelecek olan veriyi karşılayabilecek bir entity oluşturup bunu da DB set olarak ekledikten sonra ve bu DB set ile ilgili temel konfigürasyonları da gerçekleştirdikten sonra artık sorgulamayı gönül rahatlığıyla gerçekleştirebiliriz. Hemen şöyle geldim. Bakın datas diyorum. Ardından context üzerinden person orders üzerinden bakın from SQL diyorum. İşte store procedure yapılanmasından dolayı burada from SQL'e gidiyoruz. Eğer ki view kullanıyor olsaydık evet ne yapardık? Direkt person orders üzerinden sorgulamamızı gerçekleştirirdik. Ama burada biz store procedure kullandığımızdan dolayı artık from SQL ile bu store procedure'ı bizim execute etmemiz gerekecek ve varsa hatta parametrelerine değer göndermemiz gerekecek. Birazdan bununla ilgili çalışmayı da yapıyor olacağız. Yani view ile store procedure arasında temel fark kullanım sürecinde karşımıza çıkıyor. Yani oluşturma sürecinde birebir aynılar. Ama kullanırken ikisindeki davranış farklı. Tamam mıyız? Velhasıl kelam arkadaşlar. Şimdi exec diyelim. Neydi bizim store procedure'ın adı? Şuydu. Hemen alayım şöyle. Buraya yerleştirmiş olalım. Görüldüğü üzere şu anda burada çalıştırılacak olan sorguyu from SQL ile efcore'a veriyorum. Ve gelecek olan verinin hangi türde olacağını da buradan person orders üzerinden de baştan tanımlamış oluyorum. Yani buradan gelecek olan verileri kardeşim sen bana şu türde getir demiş oluyoruz. Ne yapıyorum artık? To list async diyerek buradaki sorguyu execute ediyorum. Şimdi gelin şuraya bir tane console write'dan koyarak projemizi çalıştıralım. Evet şu anda görüldüğü üzere from SQL neticesinde arkadaşlar store procedure yapılanmasının çalıştırıldığını görüyoruz. Verilerimiz de gayet sağlıklı bir şekilde elde edilmiştir. Tamam mıyız? İşte bu şekilde store procedure yapılanmasını kullanıyoruz. Olayımız bu. Kullanırken belki birazcık zahmetli çalışma yapmanız gerekiyor olabilir. Yani şimdi bir ORM yapılanması kullanıyoruz. Tabii ki de bu ORM hani Dapper'da olduğu gibi SAT sorgularla çalışmaya çok yatkın değil. Ama yapamıyor değiliz. Entity Framework Core muazzam performanslı çalışıyor. Bunun yanında SAS sorgularımızı oluştururken de arkadaşlar illaki bir entity türünden o sorgu neticesini ben karşılayacağım kardeşim diye bize zorunlu bir kural dayatıyor. Bu belki birazcık canımızı sıkabilir. Onun dışında çok da böyle aman aman bir durum söz konusu değil. Tamam bu şekilde kullanıyoruz. Olay bu. Şimdi store procedure ile ilgili kullanmayı arkadaşlar şöyle küçükten bir izah edelim. Ondan sonra diğer başlığımıza geçelim. Hemen şöyle diyelim. Store procedure'ı kullanabilmek için bir entity'ye ve ihtiyacımız var diyelim. Entity ihtiyacımız vardır. Bu entity'nin DBSet property'si olarak context nesnesine de eklenmesi gerekmektedir diyelim. Tamam. Ardından bu DBSet property'si üzerinden from SQL fonksiyonunu kullanarak exec ondan sonra store prosedürün adı neyse onu bildirip komutu eşliğinde store procedure yapılanmasını çalıştırıp affedersiniz çalıştırıp sorgu neticesini elde edebilirsiniz diye. Tamam. Şimdi ne yazdıysak buraya bunu biz beraber okuyalım arkadaşlar. Çünkü devrik mevrik bir şeyler yazdım. Gerekirse düzeltmiş oluruz. Store procedure'ı kullanabilmek için bir entity'ye ihtiyacımız vardır. Bu entity'nin DBSet property'si olarak context nesnesine de eklenmesi gerekmektedir. Tamam. Bu DBSet property'si üzerinden from SQL fonksiyonunu kullanarak şu komutu eşliğinde store procedure yapılanmasını çalıştırıp sorgu neticesini elde edebilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde durumu izah etmişiz diye düşünüyorum. Bu başlığı kapatıp arkadaşlar bir sonraki başlığa geçiyorum. Geriye değer döndüren store procedure yapılanmasını kullanma. Şimdi geriye değer döndüren store procedure'dan kastımız şu arkadaşlar. Bakın şöyle hemen göstereyim. Şimdi buradaki makalenin dışında milyon tane pardon bu değil. Pardon. bu değil. Şu makale. Şimdi bu da mı değil?
Allah Allah. Nerede lan o makale? Ha şu makale. Sen de değilsin kardeşim. Sen de Yiğit. Şu makale. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat ederseniz store procedure yapılanması geriye sat değerlerde dönebilen bir yapılanmadır. Ne demiştik? Bir fonksiyonalite özelliği gösteren veri tabanı nesnesi olduğu için geriye return keyword'ü eşliğinde salt değerler döndürebiliyor. Şimdi bazen biz bunu ne amaçla kullanıyoruz? Şöyle noktalarda kullanabiliyoruz. Oluşturduğumuz store procedure arkadaşlar direkt sorgu neticesinden ziyade sorgudaki sayısal değerleri geriye döndürme durumu söz konusu olabilir. İşte öyle durumlarda sorgudan elde ettiğimiz veriyi geriye direkt döndürebiliyoruz. Böyle çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz. Bu tarz store procedure'ları kullanırken arkadaşlar ilgili veriyi elde edebilmek için nasıl bir davranış sergilemeliyiz? Buna odaklı bir çalışma yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle geriye değer döndüren bir store procedure geliştirelim. Bunu da EF Core üzerinden veri tabanına migrate edelim ki kodları GitHub'a gönderdiğimde sizler de ilgili kodlardan istifade edebilin arkadaşlar. Ondan sonra bu davranışın nasıl gerçekleştirileceğini gene hep beraber inceleyelim. Şimdi burada şöyle bir çalışma yapalım. Diyelim ki en çok satış yapan personelin adını geriye döndürelim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Burada değişken tanımlayarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Şöyle declare diyerek name diyelim arkadaşlar. Envar kar diyelim. Maksimum diyelim şimdilik. Burada name diyerek şu şekilde ilgili değeri elde edip değil mi? Yani name değerini elde edip bakalım burada ne yapmış oluyoruz? Burada patlıyoruz. Niye patlıyoruz? Ha, şöyle bunu elde ettikten sonra arkadaşlar count'un gelmesini zaten bekleyemeyiz. Doğru. Şimdi en çok şöyle yapacağız o zaman. Top diyeceğiz. 1 diyeceğiz. Değil mi? Ondan sonra top 1 dedikten sonra en çok satış yapan personel ismini herhalde şu sorguyla elde edebilmiş olacağım. Count da hata veriyor. Count'un değerini de mi atamam lazım? Şöyle gelelim count diyelim. Buna da number diyelim. Number değil. Oracle'da çalışmıyoruz. Int dememiz gerekiyor. Count'un değerini de arkadaşlar şöyle atamış olalım. Şöyle bir daha bakalım. Allah Allah. Şundan hata aldık. Tamam. Şimdi burada sorgumuz çalışıyor. Biraz önce hatanın sebebi şuydu. Şurada bir alyans verdik. Bunu kaldırdığımızda arkadaşlar burada ilgili sorguyu elde etmiş oluyoruz. Şimdi ben bir yandan printle name'i bir yazdırmış olayım. Şöyle bakayım. Görüldüğü üzere en çok satış yapan personelin adını bu şekilde elde etmiş oluyorum. Şimdi ben burada name'i geri döndürüp name'i return edeceğim. Ve bunu store procedure üzerinden yazılıma göndermek istiyorum. Ya da store procedure üzerinden burada en çok satış yapan personelin bilgisini elde etmek istiyorum. Artık mevzuyu anladınız. Şimdi bu sorguyu store procedure'da geliştirelim arkadaşlar. Hemen şöyle geldim. SP ne diyelim? Best selling hatta şöyle selling diyelim. Staff diyelim arkadaşlar. En çok satış yapan kişinin adını döndüren bir store prosedür tasarlamış olduk. Şimdi bunu buradan kopyalıyorum. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Tabii ki de kodumuza gelelim. Ne yapacağız? Bir daha aynı süreci geçireceğiz. Burada bir tane daha migration oluşturuyorum. Bu migration'ımıza 3 diyorum. Burada bu arada oluşturmuş olduğunuz store procedure'dır, işte view'dir. Bununla ilgili yapılanmaları karşılayan bir isim verebilirsiniz. Yani mesela migration 2'de bir store procedure tanımladık. Ona uygun bir isim vermek daha doğru olabilir vesaire. Şimdi burada niye hata aldık? Ha biz burada update database demişiz. Pardon. Hemen şöyle migration 3'ü eklemeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar burada person orders'ta bir değişiklik söz konusu. Ha tabii 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 bakın şunu da unutmamak lazım ya. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz buraya entity ekledik eklemesini ama biz bu entity'yi bir tablo olsun diye eklemedik. Haliyle sadece store procedure yapılanmasını kullanabilmek için ekledik değil mi? Nerede? Şurada. Kullanabilmek için bu entity'yi oluşturduk. Store procedure ile ilgili sorgulama maksatlı bunu oluşturduk. Şimdi ben eğer ki bu entity'yi direkt bu şekilde bırakırsam bunu bir tablo olarak Entity Framework Core
tablo olarak algılayacaktır ve bunu migration'a ekleyip bir sonraki migrate sürecinde veri tabanına bir tablo şeklinde yansıtacaktır. Bizim bunu engellememiz gerekiyor. Yani bir tablo olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Bakın neredeyse unutuyorduk ama buradaki yapmış olduğumuz hamlede bunu bize hatırlatmış oldu. Hazır bunu görmüşken hemen şöyle bir çalışmamızı yapalım. Şimdi biz person order'ın has no key diyerek bunun bir key'nin olmadığını bildirdik ya. Bir yandan da bunun tablo olmayacağını da bildirmemiz gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar ilgili entity türümüze gidiyoruz. Bu entity'mizi not mapped attribute'uyla işaretliyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra artık bu entity'ye karşılık bir tablo eşleştirmesi gerçekleştirilmeyecektir. Haliyle hatta şuradan migration'ı şu ben sileyim. Tekrardan migration'ımızı oluşturayım. Bakın bu şekilde bir konfigürasyonu gerçekleştirdiğimizde artık ilgili entity tablo olarak burada tasarlanmış olmayacak. Anlaşıldı mı? Bu önemli bir detaydı. Neredeyse unutuyorduk. Sağ olsun Entity Framework Core bize bunu hatırlatmış oldu. Şimdi konumuza devam edersek. Biz ne yapıyorduk? Buradaki store prosedürü generate edecektik. Haliyle şöyle gelelim. Burada ilgili store procedure ile ilgili kodlarımızı yerleştirmiş olalım. Güzel. Bu işlemden sonra bir de bunun drop kodunu da yerleştirmiş olayım. Migration builder üzerinden nokta SQL diyerek aynı şekilde arkadaşlar burada drop edelim. Güzel. Şimdi burada return name geriye döndürülen bu değeri elde edebilmek için çalışma gerçekleştireceğiz. Tabii bunu gösterebilmek için öncelikle migration'ımızı ne yapıyoruz? Migrate ediyoruz. İlk önce bu store procedure'ı veri tabanında bir oluşturmuş olalım. Şu anda veri tabanında oluşturulmuş oldu. Şimdi bu geriye değer döndüren store procedure'ı kullanabilmek için nasıl bir davranış sergilememiz gerekiyordu? Şunu yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Mesela exec diyoruz. Ardından sp best selling stuff diyerek store procedure'ımızı çağırıyoruz. Şimdi bu store procedure'dan geri return edilen değeri elde edebilmem için bunu bir yerde benim karşılamam gerekiyor. Örneğin bir değişkenle almak istiyorsam şu şekilde bir değişkenle bunu karşılayabilirim. Doğru mu? Mesela geldim diyorum ki geriye dönecek olan değeri buradaki name değişkenine ata kardeşim demiş oluyoruz. Burada hata vermemesi için şöyle go keyword'ünü kullanalım arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet go ile burada bütün keyword'leri, kodları, yapıları birbirlerinden ayırmış oluyoruz. Şimdi ilgili yapıyı çalıştırdığımda burada Ayşe değeri integer'a dönüştürülemiyor. Allah Allah. Ayşe'yi sen ne integer'a dönüştürmeye çalışıyorsun? Bir tuhaf bir hata aldık arkadaşlar şu anda. Normalde buradan gelecek olan değeri bu şekilde yakalayabileceğiz. Bu şekilde yakalayabileceğiz. Ama ve lakin burada niye böyle bir hata verir ki bu? Tabii arkadaşlar burada bir şey unuttuk biz. Store procedure yapılanmasında geriye bir değer döndürürken sayısal bir değer döndürmemiz gerekiyor. Bunu unuttuk. Şimdi bu gayri ihtiyari arkadaşlar bir anlık dalgınlığıma gelip ismini döndürmüşüm. Burada count'u döndürelim. En çok satış yapan personelin satış yaptığı değeri döndürmüş olalım. Tamam mı? Bununla ilgili bir çalışma yapmış olalım. Haliyle burada yapmış olduğumuz hatayı hemen düzeltebilmek için şurada count'u buraya bildiriyorum. Ardından ne yapıyoruz? Hemen migration 2'ye geri dönüyorum arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan migration'ımızı en son migration'la beraber gerçekleştiriyorum. Şimdi tekrardan şuradaki çalışmamızı test edersek görüldüğü üzere verimizi elde etmiş olacağız. Ve hatta burada name değil de artık biz şuna count diyelim. Şuna count diyelim. Ve artık gelecek olan veriyi de integer olarak karşılayalım. Şu vaziyette arkadaşlar çalışmamızı yaptığımızda gelen veriyi elde ettiğimizi görüyoruz. Tamam mıyız? Şimdi store procedure'ı geriye değer döndürecek bir şekilde geliştirdiğinizde bunu nasıl kullanabilirsiniz? Nasıl EF core üzerinden buradaki değeri yakalayabilirsiniz? Gelin bunu inceleyelim. Şimdi buradaki sorguyu kopyalıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle geldim.
Tabii biz bir yandan bunun drop'unu yazmış mıydık? Yazmışız. Güzel. Şuradaki migration'ları kapatıyorum. Şimdi yapmamız gereken çalışma şu. Burada veri tabanı üzerinden bir sorgulama işlemi gerçekleştireceğiz. Veri tabanı üzerinden bir sorgulama işlemi gerçekleştireceğiz. Ve bunu gerçekleştirirken herhangi bir türe bağlı olmadığımızdan dolayı arkadaşlar database property'sinden istifade edeceğiz. Onun için context üzerinden nokta database diyerek bu noktaya kadar geliyorum. Şimdi herhangi bir entity ile falan işim yok. Çünkü çalıştıracağım yapılanma netice itibarında bana bir tür değil bir değer döndürecek. Gelecek olan bu değeri yakalayacağım. Onun için database'deyim. Anlaşıldı mı? Database üzerinden arkadaşlar burada execute SQL row fonksiyonunu kullanarak ki bunun asenkron versiyonu var mı şöyle bir bakalım ki varmış güzel. Burada sorgumuzu yazıyoruz. Şimdi bizden parametre olarak SQL cümleciğini istiyor. Hemen geliyorum buraya. Exec yazıp ardından store procedure yapılanmamızın ismini bildiriyoruz. Şimdi bu store procedure geriye bir değer döndürecek. Bunu biliyoruz. Şimdi burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu değeri yakalayacak bir tane parametre. Daha doğrusu değişken tanımlıyorduk. Şimdi bu değişkeni ben sanki önceden declare edilmiş gibi burada tekrardan tanımlıyorum. Tamam. Ve ardından store procedure'ımızın geri dönüş değerini buna assign ediyorum. Şimdi burada tanımlamış olduğum parametre her neyse bunu da önceden bir şekilde oluşturmuş olmam gerekecek. Onu da SQL parameter nesnesi olarak tasarlamış olacağız arkadaşlar. Şöyle diyelim. Count parameter diyelim. Buna çok yabancı değilsiniz. Çünkü önceki derslerimizde bu yapılanma üzerinde detaylı bir incelemede bulunmuştuk. SQL parameter üzerinde biz sorguya vereceğimiz parametrelerin tüm teferruatlarını detaylı bir şekilde ayarlayıp sorgumuza rahatlıkla ilgili parametreyi geçebiliyoruz arkadaşlar. Haliyle burada bir parametre oluşturuyoruz. Bu parametremizin adı ne? Count. Şimdi bununla ilgili çalışmayı şöyle yapacağız. Buradaki parametremizin adına ben count diyorum bakın direkt. Buradaki parametrenin adı neyse arkadaşlar buna da aynı ismi vermeye özen gösteriyoruz. Bakın dikkat edin eğer burada Ahmet yazıyor olsaydı bunun adı da parameter name'i de Ahmet olacaktı. Tamam. Haliyle count yazdığı için buna da count değerini veriyorum. Şimdi devam edelim. Burada bu parametremizin türü ne olacak? Onu da SQL DB type üzerinden belirteceğiz. Integer olacağını bildiriyorum. Tabi buradan integer geleceğinden dolayı integer bildiriyorum ama integer gelse de sen bunu string'le de karşılayabiliyorsun. Ama olsun. Integer geliyorsa store procedure yapılanması gereği integer döndürdüğü için integer geliyorsa integer'la karşılamakta fayda var. Bir de buradaki gelecek olan verinin yapısı ne? Şimdi store procedure'da şunu bileceksiniz arkadaşlar. Store procedure yapılanması geriye değer döndürse de ya da bir output parametreyle de bu işlemi gerçekleştirse de ikisini de biz output olarak değerlendireceğiz. Tamam mıyız? Yani ben burada count'a gelecek olan veriyi store procedure'ın return'ünden elde edeceğimden dolayı bunun arkadaşlar yapısına output olarak bildirimde bulunacağım. Tamam mıyız? Artık buradaki oluşturduğumuz parametre buradan gelecek olan değeri karşılayacak bir parametre olacağından dolayı bu parametremizi arkadaşlar burada bu şekilde bildiriyoruz. Anlaşıldı mı? Bu işlemi yaptıktan sonra ne zaman ki buradaki kodumuz execute edilir, ne zaman ki çalıştırılır, o zaman bu count parameter isimli nesnemizin arkadaşlar value property'si doldurulmuş olacaktır. Bunu da şöyle ekrana yazdırmış olalım. Value property'si şuradaki çalışma gerçekleştirildikten sonra doldurulacak. Bunu da ekrana yazmış olacaktır. Hep beraber inceleyelim. Görüldüğü üzere. Bakın buradaki 17 değeri store procedure'ın çalıştıktan sonra geriye return ettiği değerin ta kendisidir arkadaşlar. Tamam mıyız? Buradaki 17 değeri. Pardon bu değil. Nerede o değer? Bir daha görelim arkadaşlar. Yanlış pencereyi açtık. Evet. Tamam mıyız? Böylece geriye değer döndüren store procedure yapılanmasının da nasıl kullanılabileceğini, geriye return ettiği değeri nasıl yakalayabildiğimizi detaylı bir şekilde görmüş olduk. Şimdi sırada son başlığımız var arkadaşlar. Parametreli store procedure yapılanmasının kullanımı. Şimdi arkadaşlar store procedure ders sürecinde söylediğim gibi fonksiyonalite özelliği gösteren bir yapılanma olduğu için parametre alabilmektedir. Ve bu parametreler doğrultusunda içindeki sorguyu yönlendirebilmektedir. Şimdi başlıklardan da görüldüğü üzere store procedure içerisine input yahut output olmak üzere iki türlü parametre alabiliyor. Şimdi
Şimdi gelin bunları tek tek değerlendirmeye başlayalım. Tabii buradaki değerlendirme yapabilmek için öncelikle Store Procedure'ı parametreli versiyonu oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de şöyle bir çalışma yapalım. En başta oluşturduğumuz sorguya tekrardan bir gidelim arkadaşlar. Hemen şöyle 2'deydi. Şuradaki sorgumuzu bir alalım. Şuraları ben bir temizleyeyim. Buralarda koda ihtiyacımız yok. Çünkü bu kodların hepsi zaten migration'larda yazılı. Ondan dolayı gönül rahatlığıyla burayı temizleyebiliyorum. Şimdi arkadaşlar burada şunları şöyle bir temizleyelim. Evet. SP persons person orders isimli store procedure yapılanmasını parametreli hale getirelim istiyorum. Tabii burada buna iki ismini verelim. Tamam. Bu SP'nin arkadaşlar şöyle parametreler olsun. Şimdi parametre ekleyebilmek için parantez kullanıyoruz burada. Örneğin ID verelim ya da person ID diyelim biz buna. Integer olarak verdiğimiz person ID'ye göre bir sorgulama gerçekleştiriyor olsun. Şöyle group by'dan önce ver diyelim. P nokta person ID'ye karşılık parametrede gelen person ID değerini versin. İlgili veriyi de bize getirmiş olsun. Tamam. Bir de output oluşturalım demiştik. Şimdi bu görmüş olduğunuz default olarak arkadaşlar zaten input. Tamam. Bunu yazmaya gerek yok. Bir de output bir parametre daha oluşturacağız. Bu parametremizde ne diyelim mesela? En çok satış yapan personelin adını bu sefer getirelim. Buna da name diyelim. En var kar diyelim. Maksimum diyelim. Ve bu personelin adını da nasıl elde etmiş olalım? Şimdi düşünüyorum arkadaşlar. Bu personelin adını nasıl elde edebiliriz? Bu personelin adını... ya da şöyle yapalım. ID'sini verdiğimiz personelin arkadaşlar. Tamam. Adını direkt şuraya getirtmiş olalım. Uzatmayalım. O zaman şunları ben sileyim. Şurada count'a da gerek yok. ID'sini vermiş olduğumuz personelin adını arkadaşlar. Direkt burada name parametresiyle geriye output olacak şekilde döndürmüş olalım. Bu bizim sorgumuz olacak. Tabii output keyword'ünü burada değil arkadaşlar. Şurada tanımlamamız gerekiyor. Evet, sorgumuz bu şekilde olacak. Hemen bu sorguyu alıyorum. Bunu EFCore üzerinden migrate edebilmemiz için bir tane migration oluşturuyorum. Add migration mig4 diyelim. Şimdi oluşturduğumuz bu migration içerisinde arkadaşlar hemen şöyle gelip store procedure yapılanmasını tanımlayalım. Ondan sonra bunun bir de drop'unu da tanımlamış olalım. Migration builder üzerinden drop prop diyerek ardından ismini verelim. Tamam, güzel. Şimdi hemen ardından bir migration'larımızı migrate edelim. Update database diyerek migration'ları veri tabanına göndermiş oluyoruz. Şöyle bir bakalım neler oldu. Evet, şu anda store procedure yapılanması veri tabanına gelmiş oldu. Şimdi biz bu store procedure'ın nasıl kullanıldığını bir burada görelim. Ondan sonra arkadaşlar EFCore tarafında da kullanmaya çalışalım. Şimdi burada oluşturmuş olduğumuz bu store procedure'ı kullanabilmek için execute ediyoruz. Tabi parametre istediğinden dolayı öncelikle parametre değerlerini giriyoruz. Şimdi buradaki person ID normal bir input parametre olduğundan dolayı direkt değerini burada veriyorum. Ama ve lakin ikincisine bakarsanız bu bir output parametre. Haliyle output parametreleri verebilmek için öncelikle bunların tanımlanmış olması gerekiyor. Bu parametreyi karşılayabilecek bir değişkenin tanımlanmış olması gerekiyor. Bu değişkeni burada oluşturup burada arkadaşlar output yazmama müsaade ederse eğer şöyle go diyelim bir hata vermesin. Şurada yanlış yazmışız onu da düzeltelim. Tamam. Burada name parametresini arkadaşlar output olarak bildiriyoruz. Tamam. Ondan sonra şimdi normalde bunu bu şekilde kullanabiliyor olmamız gerekiyor. Şöyle bir çalıştırdığımızda bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Evet, sorguyu bu şekilde çalıştırıyoruz. Eğer ki gelip sen name'i şöyle yazdırırsan görüldüğü üzere mesela 3 ID'sine sahip olan person'ın adını bu şekilde elde etmiş oluyorsun. 5 dersek 5 ID'sine sahip olan person adını da ekranda görüldüğü üzere elde etmiş oluyoruz. Yani ne verirsek onu elde etmiş oluyoruz. Şimdi ben bu store procedure yapılanmasını kullanmak istiyorsam Entity Framework Core'da şöyle bir davranış sergileyeceğim.
hem input hem output olduğu için örneklendirmemiz. İkisini de tek seferde burada halledelim istiyorum. Şimdi arkadaşlar artık burada gelecek olan verinin türü bir entity gerektirmediği için biz burada database üzerinden direkt sorgulamayı gerçekleştirebiliriz. Tamam. Execute SQL row async fonksiyonu üzerinden buradaki sorgulamayı direkt gerçekleştirebiliriz. Execute diyorum. Ardından store procedure yapılanmasının adını buradan alıp parametrelerini veriyorum. Şimdi mesela diyelim ki input parametremiz 5 olsun. Output parametremiz ise arkadaşlar burada name geleceği için name diyorum. Şimdi bu output parametresi bizim için mesele. Bir önceki başlığımızda nasıl bir çalışma sergilediysek burada da aynı şekilde bir çalışma gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu parametreye bir SQL parameter ayarlıyoruz arkadaşlar. Buna da name parameter diyelim. Hemen şöyle. Şimdi name parametresinin parameter name'i ne olacak arkadaşlar? Burada ne yazıyorsa o olacak. Haliyle buna name diyorum. Ondan sonra bunun DB type'ına da nvarchar diyorum. Ondan sonra direction'la arkadaşlar output diyoruz. Tamam. Bunu da şuraya bildiriyorum. Olayımız bu. Bu işlemi yaptıktan sonra sorgumuzu çalıştırdığımızda artık name parameter value'sunun vermiş olduğumuz input değerdeki person'ın ismine karşılık olduğunu görmüş olacağız. Hemen şöyle uygulamayı çalıştıralım. Ops, patladık. Niye patladık? Tabii arkadaşlar buradaki şeyi unuttuk. Biri parametremizin yanına output diye bildirmemiz gerekiyor. Bir diğeri ise buradaki parametrenin size'ını bildirmemiz gerekiyor. Bu değerleri verdikten sonra görüldüğü üzere vermiş olduğumuz input'a karşılık output name değerini elde etmiş oluyoruz. Örneğin mesela 7 diyelim. 7 person'ının ismi neymiş? Lale'ymiş. Tamam. Bu şekilde store procedure yapılanmasını kullanabilmekteyiz değerli arkadaşlar. Evet, böylece store procedure yapılanmalarını da tamamlamış olduk. Birazcık böyle bu ders zahmetli olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla store procedure oluşturmayla ilgilendik. Olsun, ziyanı yok. Onu da tatbik etmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yanılmıyorsam eğer fonksiyonları inceleyeceğiz. Veri tabanı nesnelerinde bir de fonksiyonlarımız var. Bir de bu fonksiyonlar da kendi işlerinde ayrılmaktadır. İşte skalar var, geriye tablo return edeni var vesaire. Hatırlayamıyorum da şimdi. O dersten önce çalışıp geleceğim. İlgili derste görüşmek üzere diyelim arkadaşlar.